Portekiz'in en zengin şehri Lizbon. Refah düzeyinin ise maşallahı var. Ama en ihtişamlı dönemini 16. yüzyılda Portekiz İmparatorluğu zamanında yaşamış. Bunu da şu anda bulunduğumuz ticaret meydanında çok net görmek mümkün. İstanbul gibi Lizbon'da Yeditepe üzerine kurulmuş. İstanbul gibi Lizbon'da ihtişamıyla nam salmış tarih boyunca. Yeditepe'den açtığı kollarıyla kucaklamış üzerinde yaşayanları. Kaşifler zamanında uzak diyarlara giden kocalarını bekleyen gözü yaşlı kadınlara omuz vermiş şefkatle yaslamaları için başlarını. Yalnız kaldıklarında Fado'nun hüzünlü ezgileriyle, kavuştuklarında sevinç çığlıklarıyla çınlamasına izin vermiş Yeditepe'sinin. Bizim boğazın yerini tutmasa da Tejo Nehri'nin hatırı sayılır bir yeri var şehirde. Etkileyici güzellikteki bu doğal liman gemilere erzak sağlamak için ideal bir yerleşimmiş. Araştırmacılara göre Lizbon, Fenike dilinde güvenli liman anlamına geliyor. Hepimizin ihtiyacı olan güvenli limanlardan birini doğa kendisi hazırlamış Lizbonlulara. İltimas geçmiş Avrupa'nın en ucuna. Eski Yunanlılar Lizbon'a Olisipo adını vermişler. Geçen haftalarda Kaz Dağları'nı gezmiştik birlikte. Anlatmıştım sizlere Homeros'u, İlyada'yı, Odysseus'u. Efsaneye göre işte o Odysseus Troya Savaşı'ndan sonra ta buralara Atlas Okyanusu'na gelip Lizbon'u kurmuş. Adı zamanla Olisipona'ya dönüşmüş. Araplar şehri ele geçirince Olisipino yerine El Uşbuna demişler buraya. Pek çok cami, önemli bina ve şehir surlarını inşa etmişler. Şehir nüfusu Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudilerden oluşuyormuş. Arap etkisi Lizbon'da hala görülüyor. Adetlerde bile benzerlikler var. Kızlar çeyiz yapıyor, dantel işliyor, bizde olduğu gibi çeyiz sandıklarında saklıyor. Onlar da kahve tepsisinin içine dantel örtü seriyor. Kenarlarını tepsiden sallandırıyor. Kentteki bazı yerlerin adı Arapçadan gelme. Ne de olsa yaklaşık 450 yıl beraber yaşamışlar. Yedi yılında Portekiz Kralı 1. Alfonso önderliğinde Fransız, İngiliz, Alman ve Portekiz şövalyelerinden oluşan birlikler Lizbon'u kuşatmış ve şehri Arapların elinden almış. Bu tarihten sonra Lizbon tekrar Hristiyanların egemenliğine girmiş. Orta Çağ'ın sonuna doğru oldukça genişleyen şehir Avrupa ve Akdeniz'de önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiş. Coğrafi keşifler döneminde 15. ve 16. yüzyıllarda Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaştığı yolculuk gibi pek çok Portekiz gemi seferi Lizbon'dan başlamış. Lizbon 16. yüzyılda Avrupa'nın uzak doğuyla yaptığı ticaretin merkezi olmuş. Ama hep böyle gitmemiş. 1531'deki ilk depremle büyük kayıplar veren Lizbon, 1755 yılındaki depremle neredeyse yok olmuş. Yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü söylenen depremin ardından şehir yeniden yapılandırılmış. Yıkılan Orta Çağ şehrini yeniden kurmak yerine zamanın şehircilik kurallarına uygun yeni bir şehir kurmuşlar. Allah'tan cam gökdelenler yapmayı yeltenenler çıkmamış o dönemlerde. Geldik 19. yüzyıla. Yüzyılın ilk yıllarında Portekiz, Napolyon Bonaparte'ın birlikleri tarafından işgal edilmiş. Portekiz kralı, Portekiz sömürgesi Brezilya'ya kaçmış. Düşünebiliyor musunuz? Günümüzdeki 12 milyonluk Portekiz, 200 küsür milyon nüfuslu Brezilya'yı ve bir sürü ülkeyi sömürge yapmış kendine. Ne oldum değil, ne olacağım demeli. ...1910'da yapılan darbe ile Portekiz Cumhuriyeti kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Lizbon, Avrupa'nın Atlas Okyanusu'na açılan birkaç tarafsız limanından biri olarak kalmayı başarmış. Akıllı da davranmış. Yaşadığı onca felaketten sonra yeni bir felakete açmamış kapılarını. Böylece günümüze dek Avrupa'nın önemli kentlerinden biri olmayı başarmış.